Okullar açıldı, ders zili öğrenciye çaldı ama çok sayıda öğrencinin karnı zil çalıyor. Ve veliye bu ders zili dertli dertli çalıyor. OECD raporuna göre yurttaşlarımızın evlatlarının aldığı eğitimden memnuniyet oranı sadece %21. Yani garibanın çocuğunun okulda aldığı eğitimden memnun olan yok. AK Partili kadın seçmen bile %17 eğitimden memnunum diyor. Eğitimin kalite güvencesi yok. Özel okulların oranı %20'lere dayandı. Yıllık ücretleri 200 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar gidiyor. Yani imkanı olanın çocuğunu götürdüğü okulun bir yıllık parası 3 tane işçinin 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl çalışıp emekli olunca aldığı kıdem tazminatından fazla. Böyle bir düzene lanet olsun. Bu düzeni kuranlara yazıklar olsun. Türkiye'de her 3 öğrenciden bir tanesi sabah kahvaltı yapmadan, karnını doyurmadan okula gidiyor. Her 5 öğrenciden bir tanesi 5 gün boyunca okulda boğazından sudan başka bir şey geçmiyor. Yani bir toz yemeden, bir gofret yemeden, canının çektiği bir gazozu, bir kolayı içmeden, bir böreğin yanında bir ayran içmeden 5 gün geçiyor. Burada hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Buna itiraz etmek, yerel yönetimler düzeyinde buna çareler üretmek durumundayız. Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesine her çocuğa okulda 3 kap sıcak yemek demişti. Biz de yapacağız dediler. Seçim gitti, çevirdiler. Okul öncesine vereceğiz dediler. Onu da bir yıl bile olmadı. Geçen sene Eylül ayında uygulamadan kaldırdılar. Bunu hayata geçirmek isteyen belediyelerimizi okul bahçelerine sokmayanlar, hareketli alacımızı okula yaklaştırmayanlar, milletle aramıza girdiklerini sanıyorlarsa, evet, belki bunu daha bir yıl başarabilirler. Sandık gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi bu millete nasıl hizmet ediyor? Herkes görecek. Okula aç giden her öğrencinin elinden belediye başkanlarımız tutuyor. Tutmayanlar da tutacak. Çocuk okulda aç kalmayacak.